Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdü diye Nereye geçer köy? şarkılarda. Anladım canım. İşte o uzakta olan köye geldik. O köyün tam içindeyiz. Neredeyiz? Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Meydan köyündeyiz. Nereye Köyümüzü köy? tanıyacağız. Anladım canım. Evet, köyümüzü tanıyacağız. Nereye Köyümüzü köy? kimlerle tanıyacağız? Yaşlısından Evet. gencine, köyümüzün bütün doğal özellikleriyle birlikte, doğal kişileriyle birlikte köyümüzü tanıyacağız. Başta tanıyacağımız kişi Evet. Meydan köyünden Ergün abimiz. Nereye köy? Evet, anlat abi, bu köy nasıl bir köy? Yukarı tuma, güdüde tuma. Evet. Binyede tepin üstü. Güdüne yukarı güde Evet. tuma güdede. Meydan köyüne geldik mi? Biz burada ne yiyelim ne içelim abi? Kahve, çay. Kahve, Tamam. çay. Kahveyle çay içelim. Yedik. Peki ne yiyelim abi, bu köyün neyi meşhur? Yedik. Neyi meşhur? Taşan yedik. Tamam. Atik kutu. Tamam. Bak, biraz önce bize şekerli ekmek verdiler, katmer verdiler. O da çok güzeldi. Hı. Onu da çok güzel yapmış Ne? teyzelerimiz, ellerine sağlık. Ne? Başka ne yiyelim abi? Başa et. Et yiyelim. Hı. Tamam abi. Tavuk. Tavuk yiyelim. Hı. Bir de bu köyümüzün bir çeşmesi meşhur değil mi abi? O Evet. çeşmenin bir suyu var ki. O. Oo, nasıl? Bir şey soğuk. Buz gibi soğuk. Ha. Sen o suyu nasıl içiyorsun abi? Taşı Lıkır lıkır içiyorsun değil mi? en acı. Yıkayın işi. Böyle hava sıcak olduğunda Ha. bir de elini yüzünü yıkıyorsun. Ha. Böyle serinliyorsun iyice. Ha. Ne diyorsun orada? Oh sanıyorum. Oh diyorsun değil mi? Ha. Tamam. Şimdi biz o çeşmeye de gideceğiz abi. Ne? Oradan suyumuzu da içeceğiz. Ne? Tamam abi. Eline Tamam. diline sağlık. Tamam. Tamam. Bir de el sallayalım abi. Şimdi de Meydan köyümüzden Battal amcamızla birlikteyiz. Battal amcamızdan Meydan köyümüzü dinleyeceğiz. Valla bu köyün üzümü meşhur. Evet. Ondan sonra suyu meşhur. Evet. Eskiden mısır ekerlerdi. Evet. Şimdi terk ettiler domuzun elinden. Evet. Köyde hep terk etti yani. Eskiden bundan iyiydi. Her şeyimiz boludu. Her birimizin 3-5 bağı vardı. Evet. Hep terk ettiler. Ha bu gençler var ya. Evet. Hepsini terk etti. Yayla şenlikleriniz oluyordu. O aha şu öte baştaki var ya. Evet. Oydu o şenliği yapan. Evet. O şenlikte neler yapılıyordu? Bize biraz anlat. O şenlikte halı çekiliyordu. Ondan sonra yemek yapılıyordu. Çok şenidi. Evet. O yaylanın neleri meşhur? Orada böyle hayvancılık falan yapıyorlar galiba. Çok hayvancılığa çok elverişli bir yer. Evet. Karartıcı meşhur. Ardıcı. Kara ardıcı. Evet. Sonra oradaki hayvancılıktan ne yapıyorlar? Yoğurtlar, sütler, Peynir, yoğurt, peynir. evet. Peynir yapıyorlar. Evet. Yapıyorlar, götürüyorlar Antep'e. Evet. Satıyorlar. Hala devam ediyor mu oradaki o hayvancılık? Azaldı var daha bir iki ev var da eski mi değil azaldı. Evet. Bu köyümüzde mesela yaz geldiğinde ne tür hazırlıklar yapılıyor kış için? Önce tarhanayı yaparlar. Tamam. Ondan sonra üzüm olur. Pekmez yaparlar. Pekmez yaparlar, bastık yaparlar. Her şey yaparlar. Salça? Salça, domates onu çok yaparlar. Peki turşu falan? Onu da yaparlar. Turşuluk ne koyuyorlar buraya? Özgü ne var? Turşuluk, domates, salatalık, hıta derler beyaz beyaz. Evet. Ondan kollar. Şu yaban alışlar var ya, Evet. ondan atarlar. Evet. Bak, yaban alıcını ben bilmiyordum mesela. Demek ki o buraya özgü bir şey. O yabanı alıç aşılısından daha iyi. Mesela insan vücutuna sağlığa o makbulumuş Evet. aşısız. Kekik otundan turşu yapıyorlar, öyle muazzam bir şey. Kekik otundan. Evet, kekik topluyorlar, dağdan gidiyorlar. Şu dağlarda çok kekik var. Evet. Doğal kekik var, topluyorlar, turşu yapıyorlar. Dün bir yerde daha bize ikram ettiler. Çok güzel bir şey ya. Kaptan ta ben yine dalmışım o eski günlere, söylenen sözlere içim acıdı yine. Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin, sen nasıl bilirsin? Gözlerim kararmıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Seviyordum, neden oynadın? Neden beni kırdın? Bu kalbi döndün. Aldığım ve dualarımla bu
uykularım da kaçsın. Gelme sakın, istemem seni. Oyalan sözleri, sahte bakan gözleri. Mutlu et sen gittiğin yeri. Sensiz ben bir deli. Kaderim vurmuş beni. Yolbaşının en tarihi köylerinden birisi. Hı hı. En eski okulu olan köylerimizden birisi. Sene kaçta kurulmuş? 1930'larda köyün, bizim köyde okul kurulmuş. 1930'larda evet, okul kurulmuş. Evet, 32 yılında ilk okul yapılmış. Maşallah. Bu köylerin çoğu Çataltepe'nin Hamzalar gelir bizim köyde okurlardı. Okumaya meraklı yaşlılarımız, gözbaşının en eski belediye başkanı bizim köyde eğitimini tamamlamıştı. Evet. Turan Özdemir. Burak köyün en eski yerleşim yerlerinden birisi. Turan Özdemir de burada okumuş? Burada okumuş, evet. İlkokulunu burada okumuş. Mesela ilköğretim müfettişlerinden şey vardı, Muharrem Keçeci vardı, bizimle beraber okudu. Geçen yıl vefat etti. Evet. Burası köyün en, yani gölbaşındaki köylerin en önce okul yapılanları. Evet. Aşağı yukarı. Eğitim oranı yüksek bir köydü. Eğitim oranı yüksek bir köydü. Öğretmen çok, doktor öğretmen çoktu, var giderek, bildiğim kadarıyla. Evet, eczacı giderek, var bu köyden. Giderek azaldı ama bizim okuduğumuz yıllarda 80 tane falan çocuk okuyordu. Okul buradayken 80 tane öğrenci vardı. Evet. Şimdi 14 tane öğrencimiz var. Eskisi gibi değil, köy dağıldı. Hı hı. Yaşam kavgası işte. Yaşam kavgası, insanlar ekmeğini nerede kazanıyorlar sonralara taşındılar. Köy çok dağıldı. Depremi de geçirdik malum. Depremde evet. Köyde can kaybımız oldu mu? Bizim köyde bir kişi vefat etti ama bizim köylü olup da ilçede, Adıyaman'da, başka illerde vefat eden çok. 25 kişi falan vardır. Peki burada tahmini kaç ev yıkıldı? Şu anda yıkılan ev sayısı 110 tane. Hı, 110 tane ev yıkıldı. Köyde. Evet, talep formu falan hazırlıyoruz. Hı hı. 80 tane deprem konutu yapılacak köye. Evet. Yani çalışmalara başladık. Temeller kazılıyor. Yerinde isteyenler var, orada isteyenler var. Köyde büyük hasar gördü deprem. Hı hı. Köylülerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar, yaşamaya da devam ediyorlar. Evet. Peki köyümüzde bu zamana kadar böyle yaşı en ileri olan kaç yaşında yaşayan insanımız var? Benim bildiğim şu anda 90-100 yaşında insanlar var yaşayan. Hı, yaşayan. Mesela daha önce 112 yaşında benim babamın halası vefat etti. Hı, Allah rahmet 110 eylesin. Yaş ortalaması bizim köyde 75-80 civarında. Evet. Ergün abi bir de bize sen anlatsan. Ergün abimiz kimdir? Ergün abi işte köyün güzeli. Evet. Köylümüz. Uzun zamandır bir sağlık sorunu yaşamış doğumundan sonra. Evet. İşte bu şekilde büyüdü aramızda. İyi birisi. Evet. İyi sağ birisi. Olsun. Enerjisi de iyi. Sonra köyde en çok işe yarayan adamlardan birisi. Vallahi. Şu yol üzerinde. Evet. Hiç kirli bir şey koymaz. Plastik, çöp hepsini toplar, gitti götürür, çöpü atar. Ben de getirir, benden de gelir yevmiyesini alır. Vallahi Ergün abi Allah razı olsun senden baklar. Çöplerimizi ne temizliyor? Ben bunu duydum çok mutlu oldum. Bizim yolları temizliyor. Ben bu özellikle doğaya böyle çöp atma konusunda çok aşırı hassasım. Ben de aşırı hassasım. Yani ama. Senin gibi bir insanın böylesi böyle hassas olması beni çok mutlu etti. Allah razı olsun senden. Çöpü. Şeyden beri bak dikkat edersen oraya bir aşağısı falan atıyorlar. Onları da toplayıp yazıyor çöp konteynerine atıyor. Çalışkan adam, köyümüze yararı olan bir adam. Allah razı olsun Ergin abi. Bu özelliğini bilmiyordum ben. Çok sevindim, çok mutlu ettim beni. Hem de çok şey yapıyor. Tamam. Temizliyor. Muhtarım. Hiç çok bir şey koymuyor. Bir şey değil. Eskiden yaşama tarzı insanların evet. Şimdi daha fazla yaşıyor. Evet. Mesela bizim kökümüze urumlar derler. Evet. Bizim atalarımızda 80'i yaşayan olmamış. Evet. Benim babam 49 yaşında öldü. Bunun babası 70 yaşında. Bu yaşında. En çok yaşamış. Ha, benim yaşım kaç var tahminime? Tahminime 80 var. 89 yaşında. Maşallah 89. Benim büyüklerim de duruyordu ha. Biz kız kardeşim var. Bir de oğlan benim büyüklerim. Ben nasıl hayatımı anlatayım sana? Ben kışın kışlı yazlı ayak yalın kışın gününde davar güttüm. Hmm. Ayak yalın. Ayakkabı olmadığı için mi? Yok.
Yoktur. Olsa da gücümüz yetmiyordu. Evet. Şöyle bir şeyim var. Kendimin üzerine bir şey yazdım. Doğum yerim değirmenin önünde, davar arkam sırası önünde. Yalın ayak zahmarının gününde, papağanın davar güttüm bir zaman. Evet. Bu kendimin. Sen kendin mi yazdın? Evet. Maşallah. Bizim bu Çayangırağı'nda barajın orada çoğu arazimiz vardı. Benim doğum yerim ora. Evet. Yani o şekilde yaşadık biz. Elbise yok, ayakkabı yok. Perişanlığına. Evet. Kar yağınca avcılığın zamanı, meydanda bir acayip kışın var. Eser gediğinden yakar dumanı, aslan gibi bir eğilmez başın var. Bayırından gelir kekik kokusu, çayırında meler emlik kuzusu. İmadan içemedim bir yudum su, dik yürebin geyik geçmez taşın var. Alt yanında iki göksu birleşir, üst yanında Nur Hak daha gürleşir. Göçebeler Sırıklı'ya yerleşir, yarenin var, yoldaşın var, eşin var. Doğuda Bağışlı, batıda Savran, kuzeyde Hamzalar, güneyde Meydan. Ebemiz, dedemiz yaşamış devran, helalinden ekmeğin var, aşın var. Bir yanında Özbek ile yıkacak, eski dam dediğin bir iki ocak. Değirmen önüyle Kumlu çok sıcak, yakın bağda yapacak çok işin var. Köyün önü gabır altı, çir dibi, büyük pınarın da suyu kar gibi. Hani emmi, dayı, teyzeyle bibi, geçmişin, hayalin, bir de düşün var. Yükseğinde geyikleri kaçışır, eteğinde nergisleri kokuşur. Ormanında kanat çırpar uçuşur, kekliğin, bülbülün, türlü kuşun var. Yağız olur şu meydanın uşağı, Karacozan bu dağların aşığı. Anam da sallamış burada beşiği, ne kocasın hesap olmaz yaşın var, ne büyüksün hesap olmaz yaşın var. Şimdi de meydan köyümüzden İsmail amcamızla beraberiz. Evet. İsmail amcam. Efendim. Senin namını biz çok duyduk. Evet. Sen eskiden böyle çok güçlü, kuvvetli bir adamsın. Evet, aynen öyleydi. Bir beş çimento muhabbeti var. Aynen doğru. Onu bize bir anlatabilir misin? Kumlu'nun bu yanında köprüde çalışırken şöyle bir galas. Evet. Arkadaşın biri şöyle ettim, koydu. Evet. Koyla bir daha koy, bir daha koy derken de buraya çıktı. Dördünü ben saydım da bazısı beş diye bazı dördünü götürdüm. Evet. Dördüm ben, götüren benim. O galasın üstünde böyle giderken, galas oyanlı oyanlı eğererek öte açıya geçince şey, işveren dedi ki, artı şantiye şevimle, bırak dedi, öyle otursan. Avcama dedi, görmüyor musun yazdım. Vay be. He bu kadar. Her bir çimento torbası kaç kilo? 50. 50 kilo, o zaman sen bir 250 kiloyu taşıdın. Peki şimdi kaç yaşındasın amca? 8 sene yaklaştım da 79 yaşındayım. 80'e yaklaştım. Bilirsin sen eskiden köy hayatı nasıldı? İlişkiler, komşuluklar nasıldı? Ya komşuluklar ezel bundan iyiydi. Hmm. Bir komşunun 90'ı varsa öbür komşu takviye ederdi. Evet. Şimdi ölsen suyu bile vermezler. Hmm. Yukuna tay durmazlar. Bizim köyde davar çoğuydu. Bizim en aşağı 2 inek, 3 öküz, 2 katır. Artı 70-80 de davar olurdu. Evet. Her birimiz bir yere giderdik. Karnını doyuran giderdi. Evet. Ezel böyleydi. Anladın mı? Evet. Şimdi ekerdik. 7-800 teneke buğda getirirdi babam. Uyardı içeri. Satma yok. Komşu anca çuvalı getirirdi. Komşu bana buğda ver. O babam yazın çalıştırmak için ona bir çuval buğda verirdi. Yazın. Eskiden hep böyle destek vardı. Ama bağımız çoğuydu. Peki şimdi niye böyle oldu? Vallahi köyden göçtüler artık bilmiyorum. Aşağı yukarı ben çok eski adamım. 8'den yaşındayım demek. Karnı doymuyorum. Buradan göçüp gidiyorum. Ezel bu köy zengin idi. Bizim başka köyler fakir idi. Başka köyler kalkındı. Bizim köy kalkındı. Neden olduğunu bilmiyorum. Peki bir de bayramları bize anlatsan. Bayramlar nasıl geçerdi? Bak, bayramları çok şahane olurdu. 300-400 tane silah sıkarlardı bir gecede, anladın mı? Ara hey bela, öyle olurduk ona, şahane olurdu. Sabahlarda komşu komşu dolanırdık.
Kimi şeker alırdı, kimi işte tatlı yerdi. Komşuyu ziyade ederlerdi. O da kalktı. Bir de mezarlığa giderlerdi. Mezarlıkta Kur'an okudurlardı. Şey yerdik. Bisküvit falan işte eline ne geçerse, gofret falan. Orada bir fetih okurduk, gelirdik. Evet. Komşulara da dağılırdık böyle. Bayram var olsun komşu. 3-4 gün köyden. Ama cenazemiz de çok güzel. Köyümüzde o kadar bir temiz ahlak var ki. Bir cenaze olduktan sonra şeyde altın bölüşüyormuş deseler bizim köyün adamı gitmez. Cenazeyi bekler. Sen bunu söylerken aklıma şey geldi. Bizim baba tarafının köyünde bir cenaze olduğu zaman evet. Herkes o cenazeye giderken çaydı, şekerdi, yiyecekti, içecekti, kendileri götürürdü. Tabii şöyle olur o. Ama şimdi şehirde ben şunu görüyorum. Bir cenaze oluyor. Gelen misafirler için çay, şeker vesaire bir şeyler, çadırlar kuruluyor. Yani gelen adama hizmet ediliyor gibi bir şey oluyor. Sizin aslında, köyde bu adet nasıl? Aslında bak bizim köyde o yoğdu. Şöyle yoğdu. Cenaze evinde yerse iyi. Yoksa senin dediğin bir yardımlaşma olur. Yardımlaşma. Zaten adamın ölüsü var. Ölüsü var, acısı var. Eli ayağı tutmuyor. Aslında ona yemek getirecek, çay getirecek, su getirecek her neyse. Teselli verecek. Daha doğrusu doğru değil mi bu? Evet. Yani adam acısını mı yaşasın yoksa gelene hizmet mi etsin? Kendine hizmet mi etsin? Doğru. Yani hizmet etmedi. Komşu demeye hakları yok. Evet. Çünkü adamın ölüsü var. Ateş içerisinde ya. Böyleydi. Ama yaylamız var. Çok güzel yaylamız var. İmaderik şurada yaylamız var. O kadar suyu soğuk ki. Yaylaya çıktın. Gencelirsin birader. O yaylanın suyu şey nereden geliyor? Yaylanın suyu. Yaylanın suyu içinden çıkıyor. Dağlanan buraya geliyor. Burada şimdi o su. Evet. Hortumla getirdiler. Evet. Bak birader. Elini şöyle sok. Evet. Elini. Evet. Sayamazsın. Yüzü sayamam. Evet. Yüzü sayamam. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? 100 uzan. Elini o suya koyduğun zaman 100'e kadar duramazsın diyor. Şöyle deme. Ha böyle açık kalır. Hmm. Soluk salatalı suyun içine at. 20 dakikada cart eder. Kendi kendine. Çatlar. Ha çatlar. Ben şahitim yani. Oduna gittim idi. Yol başından günezeli salatalı aldım. Yengem azlık koymuş. Sıcak vardım suyun içine koydum. Böyle şurada da şöyle de yerim derken salatalık böyle cartadan yarıldı. 20 dakika sürmedi. Evet. Öyle bir suyu. Tamam İsmail amcam, senin rahatsızlığın olduğu için ben seni çok fazla konuşturmak istemiyorum. Ben asırlıyım. Evet. Yüreğine sağlık, sesine sağlık. Sağ ol, teşekkürler. Allah bize köyünü anlattın. Allah senden razı olsun. Sağ ol. İnsan yalnız orada, yalnız ölmemiş namet. Bizde korkun neden sormalar hiç gerek yok. Yanlışım talibi zor, söylerim günde bin kere. Üzülünce güneş doğaya gözlerimi kısarım. Günler açar bir anda işte seninle. Güneşler dolu ellerimizde, söylenmedi hiç sana layık dişler. Ben denem ki tutsak yüreği, biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep. Buralar sayende yok şikayet, gel bir sarayım, aşkın olayım. Evet, şimdi de köyümüzde Akif hocamızla beraberiz. Akif hocamız hafta sonları köye geliyor. Kendisi meydan köylü. Akif hocamızın baba mesleği berberlik olduğu için şöyle bir hikayesi var. Akif hocamız hafta sonları veyahut 10 günde bir köye geldiğini ve köyde bulunan yaşlı amcalarımız olsun, çocuklarımız olsun veyahut engel durumu olup da evden çıkamayan, yatağa bağlı olan köylülerini bizzat gerektiğinde evlere kadar gidip orada gönüllü olarak tıraşlarını yapıyor. Kendisi sağ olsun, var olsun diyelim. Evet Akif ustam. Berberlik benim baba mesleğim. Evet. Çok severek yaptığım bir meslek. Yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yapıyorum. Gölbaşında ikamet ediyorum. Hafta sonları ve 10 günde bir, 20 günde bir, ayda bir mutlaka köyüme gelip bağ bahçe işim ve artı severek yaptığım berberliğimi devam ettiriyorum. Böyle engellimiz, evde bakıma muhtaç yaşlarımızı ihtiyaçtan gidererek günümüzü gün etmeye çalışıyoruz. Evet. Onlara yardımcı oluyorsunuz. Evet. İhtiyaçlarını gidermek çok mutlu oluyorum yani. Evet.
Bir duasını almak benim için çok kıymetli. Ayrıca bu engelimiz beni çok sever her gün. Değil mi Ergün? Evet. Ergün abi. Evet. Akif ustamın tıraşını beğeniyor mu? Evet. Güzel yapıyor mu? Evet. Tamam. Evet Ergün abim bizim tıraşı bitti. Ergün güzel oldu mu? Evet. Ergün saatler olsun. Gel, oturun, tamam. Güzel oldu mu? Evet. Ergün tamam. Abi saatler olsun. Tamam. Daha doğrusu sıhhatler olsun Ergün abi. Saçım uzadığı zaman yine bana haber verirsin Ergün. Tamam. Akif ustamın da eline emeğine sağlık. Allah sağ olsun kendisi gönüllü olarak bu işi yapıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi de Eşe teyzemle Fatma teyzemin yanındayız. Her ikisinden meydan köyümüzü dinleyeceğiz. Eşe teyzem. Buyur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim şükür. Kaç yaşındasın? Yaşıma göre 9'dan. 90 yaşındasın. Yaşıma göre dolanıyorum daha şükür. Maşallahın var. Peki teyzem bize bir anlat bakayım bu meydan köyü nasıl bir yer, nesi meşhur? Her şey meşhurdu meydan köyünün. Evet. İşleri güzeldi. Bilmedik deprem olduğunu. Evet. Ben sanıyorum ki böyle yalanızdım evde. Evet. Sanıyorum ki ona yel değecek diyorum. Bu beni kaldırıp da oradan oraya çalarken bu hala geldim. Evet. Geçmiş olsun. Yoksa ekin ekiyorlardı işte. Bağımız çoğdu, bahçemiz vardı, ceviz ağaçlarımız vardı. Herkesin günü gün oluyordu. Sen bu köyde mi doğdun teyzem? Tabii köyde doğdum. Bura babamın evi yeri. He, o zaman bu köyün ilk yerlilerinden biri sensin. He. Büyüklerin en büyükleri benim şimdi. Şu an en büyükleri sensin. He benim. Bizim milletin. Güçlü Osmanlıların en büyüğü benim yaşlısı. Peki bu köyün en yaşlısı olarak bu gençlerimize ne söylemek istersin? Ne bileyim bilmiyorum bunu. Onlara ne öğüt vermek istersin? Ben diyorum ki akıllı olun diyorum, işinize bakın diyorum. Okulunuzu okun, kazancınızı çıkardın, emeğe boşa salmayın diyorum. Evet. Gençlere, okuyanlara. Okuyunuz boşa diyorum. Bizim günümüzde okul yoktu, hele var diyorum. Böyle şöyle diyorum çocuklara işte evet. Ne olacak. Diline sağlık. He. Bu bacımın kızı ha bu. Evet. Fatma teyzem. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Allah bundan kötü etmesin. Ben vermişti. Evet. Rahatsız var ama tabii hastalık oluyor. Geçmiş olsun. Sen bana meydan köyünü anlatmak istesen ne söylersin? Ne söyleyeyim? Meydan köyü bir şey denme işte şimdi de gitti. Deprem vurdu. Deprem vurdu. Yoksa meydan köyü ben hiçbir yerde duramazdım. Çocukların yanına giderdim. Bura deyince koşardım ama şimdi de kaldık işte. Burada konteynerde mi kalıyorsunuz şimdi? Burada. Evet. Peki siz köyde zamanınızı nasıl geçirirdiniz gençken? Neler yapardınız? Her şeyde. Ekin ekerdik. Her şeyi bu Adana'ya gider gelirdi. Gat götürürdü. Elciydi. Ben her işi evde oraya kadar biçerdim. Çelağa kadar çekerdim. Zeptemizi yapardım işte. Geçiriyordum. Ama şimdi de böyle olduk işte. Şunu da konuşturun. Bu neye konuşur? Kürt. Evet. Kürt. Peki hayvancılık da yapardınız değil mi? Tabii ineğimiz vardı. İnek yaptı. İnek vardı. Davacılık. Keçi koyun. Keçiyi bir sene aldık. Çok keçin sütünü yemek yediler çocuklar. Ama ineğimiz 3 tane 4 olduğu da oldu. İneklerimiz vardı her şeyin. Şimdi de her şeyden vazgeçtik oturuyorum işte. Onların sütünü bütünü sardınız. Onu da anlatsın. Neyi? Bu kocaya nasıl vardı? Kocaya nasıl vardı? Hiç hazlanmazdım ben bundan. Öyle mi? Diyor ki ama bana aşık oldu diyor. Yok. Babam dedi ki rahmatlık şey dedi. Şimdi dedi buna da mı yok diyeceğim dedi. Gözüm açıyorken seni gelin edeyim diyorum dedi. Evet. Öyle deyince Allah'tan sarı seslenmedim. Halbukına küskünüdüm derdim ki ne? Herkes gelsin bu eve bu gelmesin derdim. Öyleydim şimdi de geri. En yakışıklı delikanlı benydim bu köyde. Allah Allah. Göl başında Gıraç Ali. Evet. Savranda da garip oğlan dillerdi. Evet. Gördün mü? Benim 4. avrat bana aşık oldu da geldi bu. 4. He. Maşallah. Benim
Peki ilk nerede gördünüz birbirinizi? Nerede aşık oldunuz? Benim evim buradaydı. İki katlı beton evim vardı. Çoktu. Bunu da aşağıdaydı. Evet. Bu akrabam, dayımın kızı. He. Peki evlilik teklifi yaparken ne yaptın? Nasıl bir hediye, nasıl bir sürpriz yaptın? Valla iki tane avrat vardı. Buna göz koydum. Evet. Avradım da ömrünün birini kısaymış. Vefat etti. Öte anda bıraktım. Evet. Bu da kızıdı. Bunu aldım. Nasıl teklif ettin? Yani nasıl isteme yaptın? Bunu mu? Evet. Ya bunu benim bir akrabam vardı. Yahu dedim bunu hele söylet dedim. Beni yine küskünüdü bu. O demiş. Deyince sahar yoğun olmuş. He. O şekilde. He. Yani bir çiçek miçek yaptırmadın mı? Ya, o zaman çiçeği kim biliyordu? 56 sene oluyor ben bundan evlendim. 56 sene. Eyvallah. Ya çiçek nerede? Atına gelin olurlardı. Evinden atla mı aldın? Atına ya. He. Atına gelin oldu. Peki. Seni evinden atla aldılar yani. Tabii. Konak yaparlardı, onadırlar, ata bindirirlerdi. Buradan giderdi, böyle dolanır, böyle gelirdi köyümüz. Millet davulun ambarı var. Evet. Yeni icat oldu bizim evet. Köye. Evvel yoktu araba, ne yoktu, hayvanlar vardı. Evet. Beni de bir ahraza verdiler, dili yoktu, kulağı yoktu. Evet. Konuşamıyordu. 17 sene onda durduk. O da öldü şimdi böyle duruyor. Şimdi kim bakıyor sana? Allah. Evet, çoluk bir, çocuk? Bir oğlum var. O da göl başında duruyor. Bazı geliyor. Tek başıma duruyor. Anladım. Yalanız başıma. He, Allah yardımcım oluyor. Amin. Sen bilirsin eskiler böyle ağıtlar yakar. He. Türküler söyler. Böyle bildiğin bir ağıt var mı? Bildiğim var deme ben şimdi bilmiyorum. Hiç aklına gelen bir şey varsa bize bir söylesen. Yok. Ne bileyim. Bir mani, bir ninni, bir şey. He, bilmiyorum abi. Yok mu? Yok. Şöyle derdi önce. He. Al ördek de yeşil ördek diyeyim. Kanadını da deşil ördek ya benim diyeyim. Evveli sen süt gezerdin hani şimdi eşil ördek. Bir kızım vardı yaşı ben demesem bunun yaşıdı. Kız geçindi, ben de öyle kodu gitti. Evet. Daimi iyi hatırlıyorum. Ya, işte böyle oldu. Ne diyeceğim? Ekinciliği ederlerdi, tarak ellerdi, buğdak ellerdi. Davar vardı, inek vardı, böyle günü gün oluyordu köyümüzün. Şimdi darmadağım oldu köy. Evet. Yeah. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Sizin de Allah hayırlı yolculuklar versin. Amin. Çatal kapın üç kanatlığın içine giremez atlı. Bugün yarın bana küsmüş yalvarırım tatlı tatlı. Mili mili gelin midir? Mili mili gavur midir? Saçma sısırma tili. Bir corum var demem onu. Mili mili gelin mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Çatal kapının kanadı, üstüne kuşlar dünedi.
Küçüdüm bir yar sevdim, el alem beni kınadı, mili mili gelin miydi? Mili mili yar mili, saçma sısırma teli, bir çorum var demem onu. Mili mili gelin mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Çatal kapıda durmalı, durup da zülüf kurmalı. Beni de seven güzelim, karşıda gözü sürmedi. Mili mili gelin miydi? Mili mili gelin miydi? Saçma sısırma teli, bir corum var demem onu. Mili mili gavur mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Düşmüş yalvarırım tatlı tatlı, mili mili gelin mili. Mili mili gavur mili, saçma sısırma teli, bir corum var demem onu. Mili mili gelin mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Çatal kapının kanadı, üstüne kuşlar dünedi. Küçüdüm bir yar sevdim, el alem beni kınadı. Mili mili gelin miydi? Mili mili gavur mili, saçma sısırma teli, bir corum var demem onu. Mili mili gelin mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Çatal kapıda durmalı, durup da zülüf kurmalı. Beni de seven güzelim, karşıda gözü sürmedi. Mili mili gelin miydi? Mili mili gelin miydi? Saçma sısırma teli, bir corum var demem onu. Mili mili gavur mili, saçma sısırma teli, bir sözüm var demem onu. Arkadaşlar, şimdi de Meydan köyümüzün o meşhur çeşmesinin, o doğal taptaze kaynak suyunun yanındayız. Burada da Mustafa amcamızdan bu çeşmenin hikayesini dinleyeceğiz. Köylülerimizden Ergün abimiz burada, Akif abimiz burada, Ferit hocamız burada. Şimdi Mustafa dayı, senden biz bu çeşmenin hikayesini dinlemek istiyoruz. Bu çeşme ne zamandan beri var amca? Bu çeşme 40'tan evveli var. 1940'tan öncesinde. Evet. Şöyle, babam 42'den muhtar. Evet. Babam. Babamdan evvel muhtar yaptırdık, evet, bu çeşmeyi. O 42'den evvel geri, yani bilmem. Fakat 40'tan evvelin işi. İşte ondan belli de gelen bir bozdurdu yaptırdı. Gelen bozdurdu yaptırdı. Çok eskinin şeyi. Su herhalde sen seni bildin bileli var değil mi? Evet, evet.
Bu su nereden geliyor? Aynı yerinden geliyor. Kaynak yerinden. Evet. Yerinden, kaynak yerinden geliyor. Evet. Ama çeşmeyi zamanla insanlar bozdurup yaptırmışlar. Evet. Bu şimdi, taştan bahsediyordun bize. He, bu taş seri giderik yayla. Evet. Yayladan getirdikler. Evet. Burayı böyle aynı çatma olarak yaptırdılar. Var hasili. Yani bu taşları bu köy yerinde getirmek kolay iş değil. Nasıl getirmişler bunları? Hayvanlar. Hayvanlarla. Hayvanlar, evet. 3 saatlik yolu az değil. 3 saatlik yolda evet. Hayvanlarla bu taşları taşımışlar. Oradan buraya taşıdılar. Çeşmeyi yaptırdılar. Peki köyün içine de mi gene bu su dağılıyor? Yoksa bu su sadece burada mı var? Bu sudan daha çok köyün içine geliyor bu sudan. Evet. Bu sudan geliyor. Ha, bu sudan geliyor. O eğer buraya dursan var ya, koruklar tüm dışarı atıyor. Ama köyü mecburen böldüler. Evet. Sırıklı yaylasında şenliğe gelmiştin sen. O şenliklerden bize biraz bahsetsen. O sürekli yapılıyor mu? Eskiden nasıl yapılırdı, şimdi nasıl yapılıyor? Sürekli yapılmıyor. O zamanlar şenliği yapıldı, ondan sonra terk ettiler. Evet. Sürekli güzel yer. Güzel yer ama yapmıyorlar. Tarihten en hoşuna giden şenlik hangisiydi? O şenlikte ne yapmıştınız? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor mu? Şenlik son yapılan şenlikti. Hatta bir de şey geliyordu, sanatçı. Bazen çıkıyor, televizyonda çıkınca tanıyor. Cemal Öztaş gelmişti. He. Çok güzel oluyordu. O şenlik nereye? Güzel oluyordu. Evet. Beni şeye sokuyorlar, yumurta yerine. İki adım atmadan yumurta düştü. Evet, sen yumurta yarışmasına katılmıştın. Katıldım. Evet. Köy ama eski köy. Bu civarın en eski köyü bura. Gölbaşı'nın belediye başkanı Turan Özdemir. Evet. Bu köyde okuyup 3. sınıfa kadar. Evet. İlkokul bu köyde civarda burada varmış. Evet. Çok eski köyümüz. Ama köy battı, dağıldı. Evet. Köyü dağıttılar. Teşekkürler. Öncelikle köyümüze hoş geldin. Bu yaptığınız çalışma çok güzel bir çalışma. Yani bizim köy olsun, diğer köyler olsun, tanıtımı açısından, bir ana olması açısından çok güzel bir çalışma. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Köyle ilgili az önce babamla röportaj yaptığımız bu Pınar'la ilgili benim aklıma orada bir şey geldi. Bu köyün suyu evlere dağılmamıştı. Yani evlerde şebeke suyu yoktu. Şurada açık bir tane büyük ceviz ağacı vardı. Evet. Bu saatlerde ikindin kırıklığı denirdi. İkindinden akşama döndüğü saatlerde köyün genç erkekleri gider orada otururdu o gölgede. Hı hı. Genç kızlar da gelirdi buradan eve su taşırdı. Hengil dediğimiz stillerle. Hı. Veya o zaman ta elektrik olmadığı dönemi ben çok hatırlamıyorum ama anlatılıyor. Herkes ayranını, yoğurdunu alırdı gelip burada suya koyup savurarak onu soğuturdu. Oradaki genç erkekler de buradaki genç kızlara bakarlardı. Oradan birbirleriyle bir bağlantı kurmaya çalışırlardı. Buna da ikindin kırıklığı derlerdi. Meşhur bir şeydi. Ama günümüz koşullarında artık su evlere dağıldı. Filandan sonra o gelenek kayboldu. Aslında güzel bir gelenekti. Peki hiç böyle köylünün diline destan olmuş, böyle çeşme başında o ikindi kırıklığında tanışıp, sevip, evlenmiş çiftiniz var mı? Çift mutlaka vardır. Hı. Ama bir destan olarak, bir şiir olarak benim bildiğim yok. Ama genellikle... Ya da böyle meşhur diyelim, en bilinen diyelim böyle. Burada tanışmış, mutlaka, görüşmüş. Mutlaka vardır. Çünkü dediğim gibi mesela köyde bağ kesilir, buğday biçilir, iş yapılırken gençler o saat olunca işi bırakıp buraya gelirler. Evet. Çünkü o ikindin kırıklığına bir de güzel kıyafetler giyip gençler oradan gelip buradan işte kızlarla bir bağlantı kurmaya çalışırlarmış. Oradan bakışmalar, sonra mektuba evrilip daha sonra da nişan evlilik o şekilde gidermiş. Aklıma direkt bu şey geldi. Bu Pınar'ın böyle bir şeyi de var. Yani. Evet, aklıma direkt şey geldi. Ferdi Tayfur'un çeşmenin başında bir güzel inmiş. Aynen. O burada yaşanmış. O film sahnesi burada canlanmış yani. Evet, aynen. Bu Pınar'ın şöyle bir özelliği de var. Bizim köyün burada kurulmasının asıl amacı bu. Evet. Bu su. Bu suyun altına kurulmuş aslında. Köyün yerini belirleyen bu su olmuş. Evet. Ne zaman çıktığı bilinmiyor. Aslında çok tarihi bir dokusu vardı. Keşke öyle korunabilseydi. Evet. Hatta şu aşağıda da o zaman çevirme dedikleri bir yer vardı. Hı hı. Bu su oraya giderdi. Orada kadınlar üstü kapalı bir bütün köylünün kullandığı elbiseleri orada yıkarlarmış. Hı hı. Kendiler orada haftada bir gelip kadınlar orada banyo yaparlarmış. Orada da daha yeri belli, taşları belli. Yani bütün köy aslında bu
köyün başında kümelenmiş. O şekil oluşmuş köy. Yani yaşam kaynağımız diyebiliriz Pınar'la ilgili. Şu anda bir kısmı evlere gidiyor, bir kısmı da sulamada kullanılıyor. Evet. Hatta ilçede yaşayan köylülerimiz hafta sonu geldiğinde yanlarında kap getiriyorlar. İçme sularını hala buradan götürüyorlar. Evet. Ben de şimdi birazdan doldurup hafta içi içmek üzere suyumu buradan götüreceğim. Evet. Hocam siz sınıf öğretmenisiniz. Ben sınıf öğretmeniyim. Köyümüzde okuma oranı da güzel. Yani özellikle bizim yaşıtlarımız daha iyiydi bu konuda. Şimdi de gene iyi öğretmenlerimiz var. Avukatımız, doktorumuz. Eğitim seviyemiz de iyi. Burada 3-4 öğretmen arkadaş siz de biliyorsunuz yayla şenliklerimizden. Derneğimsi bir şeyimiz var. Yani o tür okumuş, maddi durumu iyi olan ya da Almancılarımız var. Köyde herhangi bir olağanüstü bir durum olduğunda, bir hasta olduğunda, bir yardıma ihtiyaç olduğunda bizler aracılığıyla ulaşıyoruz. Gerek okumuş köylerimiz, gerek yurt dışındaki köylerimiz destek veriyorlar sağ olsunlar. Yani bu çerçevede bizim de köyde işte Ramazan ayında kolile yapma noktasında bir hasta olduğunda uzaktaki köylülerimize duyuruyoruz. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Hastaların tedavisinde veya köyün herhangi bir ihtiyacında elimizden geldiği kadar ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yine yayla şenliğimiz köylüleri bir araya getirme, eski yayla kültürünü canlandırma noktasında güzel bir çalışmaydı. 2 yıldır depremden dolayı erteledik. Bu yılda işte köylülerin evleri yapılıyor, yoğun bir çalışma var. Bu yılda erteledik ama önümüzdeki yıl inşallah tekrar yayla şenliğimize başlayacağız. Ve arkadaşlarla Meydan Köyü Kültür Yaşatma Derneği adı altında bir dernek de kurmayı planlıyoruz. Köyümüzün sosyal ihtiyaçları açısından, bu tür yardımlaşmalar açısından bu derneğin gerekliliği herkesin bilincinde bu konuda. Bakalım inşallah en kısa zamanda bir dernek de kurmayı düşünüyoruz. Köylülerimizle birlikte huzur içinde yardımlaşarak yaşamayı düşünüyoruz. Köyümüzün doğası çok güzel. Siz evet. Burada drone'la da çekim yaptınız hele bu mevsimde. Bu yıl biraz da yağışlı geçti. Yani meydan dağımız çok muazzam. İşte orada ışkın dediğimiz olay var. Mevsimi de bir hafta 10 gün oldu geçeli. O mevsimde herkes dağa çıkar. Hem bir piknik olur hem de oradan ışkın toplarlar. İşte yaylamız var, Sırıklı yaylamız. Doğamız çok güzel, suyumuz çok güzel, havamız çok güzel. Herkesi köyümüze gelmeye, köyümüzü yaşamaya davet ediyoruz. Özellikle hiç köyümüzü görmemiş kimseler de olursa buyursunlar, gelsinler. Suyumuzdan içsinler, yaylalarımızı geçsinler, doğayı tanısınlar. Sağ olun hocam, elinize emeğinize sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gölbaşının gülü güzel, gölbaşının gülü güzel, etrafında güzel geldi. Yeşil başlı ördek yüzer, gelin kardeş gölbaşına, hele bakın gölbaşına. Gölbaşının mavi gülü, gölbaşının mavi gülü, herkes bilir sağı solu. Hem akıllı hem derli, gelin kardeş gölbaşına, hele bakın gölbaşına. Gölbaşında fazlan aşık, gölbaşında çoktur aşık, Türkmen Çerkez Kürt karışık. Bir
Biz hepimiz bir kardeşik, gelin kardeş gül başına, hele bakın gül başına. Gölbaşına eylen nazar, gölbaşına eylen nazar, dağlarında ceylan gezer. Karacozan türkü yazar, gelin kardeş gölbaşına, hele bakın gölbaşına. Karacozan türkü düzer, gelin kardeş gölbaşına, hele bakın gölbaşına. İsmail abim kolay gelsin. Tamam. İyisin inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Sabah kaçta başlıyorsun bu işe? Sabah 7'de başlıyorum, akşam 7. Evet, sabah 7, akşam 7. Evet. Kaç tane var? 100 tane var. 100 tane var. Evet. Nasıl, zor mu, kolay mı? Çok zor. Valla. Sakın yeltenme sen. Niye? Çok zor bu iş. Peki bunlar sadece besleme mi, kurban için mi hazırlıyorsun? Kurbanlık bunlar. Kurbanlık. Bir de üretim de var. Ha, üretim kurban. De var. Evet. Sen bayağı bir sinirli konuşuyorsun bunlarla. Burada yerimiz darıdı ya. Ondan. Ne söylüyorsun bunlara, hele bir söyle. Ya böyle bağırdı mı gidiyorlar ha. Ne diyorsun, hele bir bağır hele abi. Ya kiş 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 vuhuhuh dedim mi gidiyor. Anladım. Tamam abi, sağ olasın. Hayırlı günler abi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Önümüzde bir amcamız atla geliyor. Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Sütten geliyorum, eve gidiyorum. Sütten mi geliyorsun? Evet. Ne yaptın orada? Bağ sürdüm. Bağ sürdün. Evet. Sabah kaçta gidiyorsun, akşam kaçta geliyorsun? Sabah 7'de gidiyorum. 5'e kadar sürüyorum. Evet. Öğlen bırakıyorum süt sürmeyi. 2 saat hayvan dinleniyor. Tekrar saat 3-5'e kadar sürüyorum. 3-5'e kadar bir daha sürüyorum. He. Başka ne yapıyorsun amca? Hayvan yayıyorum. Geri geliyorum eve. Köy hayatı zor değil mi? Zor. Peki başka yaptığın iş var mı burada? Hayvancılık mı yapıyorsun? İnek besliyorum. Bir de inek. Bir de inek var. He. He. Allah yardımcın olsun amca. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi iyi günler amca. Oldu, iyi günler. Enkazın altından 19 gün sonra çıktı. Enkazın altından? Evet. Bu 19 gün enkazın altında mı kaldı? Evet, 19 gün. Allah Allah. Çıktı. Hele bir o yana gene gidecek. Dur. Aman. Aman. Sen enkazın altında mı kaldın? Tüh. 19 gün enkazın altında kaldın ha, vay be, canım benim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Köyünüzü çekiyoruz. İyi, güzel. Cumartesi günü izlersiniz. İnşallah. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ ol. Leyman abi meşhur oldun. Var. Evet. Artık oldu. Aynen. Sağ ol.
Ergün abi sen ne yapıyorsun burada? Oturuyor. Geziyor. Geziyorsun, oturuyorsun. He. Su serin mi? He, serin. İçelim mi? İçelim, serin. Tamam, sağ olasın. Memleketimiz, Anadolu'muzun köyleri her zaman başkaydı. Bundan böyle de bir başka olmaya devam edecek. Toprağı, suyu, havası ve insanıyla şehrin her türlü olumsuzluğuna inat köylerimiz, zamanın yozlaştırdığı değerlerimize sahip çıkmaya devam edecek. Çünkü samimiyeti, cana yakınlığıyla bir başkadır köy insanı. Yorgundur, yorulmuştur, yılların yorgunluğu yüzüne vurmuştur ama kalbindeki heyecanla gönlünün baş köşesi misafirlerine her zaman açıktır. Bu misafirperverliğe bugün bir kere daha şahit olmanın huzuruyla şehre, o karanlık dehlize, o kargaşaya, o keşmekeşe geri dönüyoruz. Ayrılığın vermiş olduğu biraz hüzün, biraz da özlemle. Tekrar kavuşmak mı? Şu an içimizde yanan en büyük meşale.